Bu arada Gazze tabi bu geceden sonra bu tablo da değişecek Gökhan e, editörüm Gökhan'a e, arada bir böyle sesleniyorum ama verelim o şeyi de öncesi sonrasını bu Gazze'nin önce ve sonra ama bu gece o kadar yoğun bir bombardıman var ki yani bu sonrası diye gösterdiğimiz bu görüntü de yarın daha başka yani daha e, dümdüz bir vaziyette ne yazık ki olacak e, binaların üzerine bombalar yağdırılıyor akşam e, 18'den eğer, bu yana bakın öncesi sonrası e, arkadaşlarım ekrana eğer getiriyorlar eğer mümkünse mümkünse eş zamanlı olarak iki resmi verebilirler mi size bazı şeyler anlatayım buradan mümkünse. yok mu bu bu şekilde hazırlanmış hocam yani şöyle o zaman ben kıymetli izleyicilerimize bilgi aktarmaya çalışayım İki resmi yan yana koysunlar. Bazı yerlerde koridorlar açıldığını görürler. Özellikle sağ sağ tarafta çok dikkatimi çekti. Bakın bunlar tanklar için manevra alanlarıdır. Yani İsrail'de vururken şey yapıyor. Neydi onun ismi? Belli yerlerden koridorlar açacak şekilde manevra alanları hocam, oluşturacak şekilde vuruyor. Hocam ne hale getirmişler vuruyor. ya. Evet. Bu arada Gazze'nin... Hocam siz gittiniz daha önceden. Gazze'nin o sahile... O şey... Cennet gibi bir yer orası. Ya ne kadar güzel. O kadar ya. güzel bir coğrafya ki orası. Ne kadar yani, güzel. Yani evet yoksulluktan, e, sıkıntılardan, evet. baskıdan her şeyden bahsediyoruz ama Gazze'lileri belki de orada yaşam sevinci olan, Hı -hı. yaşamalarına Hı -hı. neden olan çok güzel bir coğrafya olması. Çok. E, o kıyı şeridinden başlayarak evet. içeriye doğru özellikle tarım arazilerinin de olduğu bölge. Evet. E, zaten daracık bir yer olması itibarıyla da. Ee, çok güzel bir coğrafya orası Evet ben eski fotoğrafta Gökhan hatta ben atmıştım var mı o elimizde Sistemi alabildiniz mi bilmiyorum ama e, Yani o Şey çok güzeldi O deniz kenarı sahil kenarı O hat hı hı. E, Orada çekilen fotoğraflara baktım da Muazzam şahane Yani yarın baktığımız zaman Bu havadan veya birkaç gün sonra Buranın da Kalmadığını belki göreceğiz Evet çünkü o koridorları açmaya devam ediyor. Dikkat değil edin mi? belli yerleri bırakıyor ama belli yerleri özellikle yıkıp yok ediyor ki e, kara saldırısı için e, o zırhlı ve e, işte ne diyelim bunlarla birlikte hareket eden A yerdeki... Yani gö yerdeki Acaba Gökhan şey bulabilir mi? Canlı görüntüleri de verelim arkadaşlar. E, Gazze canlıyı bir daha bir ekrana verir misiniz? Ben bazı... Ba şu an durdu mu canlı görüntü? Ya ben Youtube'dan bakıyorum canlı görüntüleri ama e, Sesleri de var Ve bayağı yoğun bir bombardıman var şu an ya. Bak her onların sesine bakın O yalnız şey yani Bak. Orada başka bir amaç var Sürekli Bu insan, niye insanlar mi? üzerinde bir baskı kurmak. Ee, Psikolojik Tabii siyah, baskı Karanlık olurdu. bir ekran da sesi duy, duymanız duydum, için Duydum duydum Herkes bir sussun Değil mi? Her evet, evet. Sesi. Yani normalde heronların sesi Duyulmaması lazım Mesela bizim terör operasyonlarında Hocam bombardıman sesini duy Evet Maalesef Hocam 19.000 kişi şu an e, Bu görüntüleri Canlı izliyor Farklı sadece bir link yok bu arada Youtube'da e, Başka şeyler de var. Canlı yayın yapan kanallar var. Az önce bak yine bir şey oldu. Karadan ve havadan yine saldırılar devam ediyor. İşte mesela bizim terörle operasyon, terörle mücadele operasyonu bizim teröristler asla bizim her onların, çok bizim ya. dronların sesini duyamazlar. Duyamazlar. Hocam biz sınırda da çok duyuyorduk Gazze. Hayır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde diyorum. Teröristler Hayır. asla Türk dronlarının sesini duyamazlar. İHA'larının sihalarını duyamazlar. Burada sürekli bu sesi duyurarak toplumun psikolojisini kırmaya çalışıyorlar. Toplumun psikolojisi üzerinde bir korku ve baskı yaratmaya çalışıyor. Yani düşünün 24 saat bunu duyuyorsunuz. O yüzden alçaktan uçuş yaptırıyorlar yani. Ya çok gerçekten çok acı ya. Ya oradaki insanlara Allah, ya Allah yardım etsin tabii ya öncelikle ama ya. dayanılacak bir durum değil. Yani çok yönlü her yönden psikolojik baskılar, şiddet, barbarlık, <laughs> karanlık ekran ama yine de kameraman arkadaşım bir gösterin bir saniye. Arkadaşlar bir yazmasanız da şöyle bir ekranda bir göstersem ya. Evet. Bu arada Tel Aviv görüntüsü de var. Gazze sınırından görüntü evet. var. Tel Aviv'den görüntü var. Gazze'den canlı Dünya, görüntü gözü var. Dünyanın göz önünde katliam yani işte. Dünyanın evet. evet. şu canlı yayınla. Canlı dünyanın yayınla evet. Önünde, şu an benim açtığım katliam. bu linkten 18 bin kişi canlı izliyor. Ee, ama başka dediğim gibi e, kanallar da var. O, oradan da canlı veriliyor. Yalnız bunlar tek taraflı e, atışlar. Karşılık yok. Ya ve şey atışları. Yok. E, yok. Kara, kara atışları değil. Bunlar havadan topçu muhtemelen topçu atışları. Arkadaşlar bir şey gösteriyorum. Yani rejiden yazmanın bir anlamı var mı şu an? Ya çok gerçekten yani bu bilanço şimdi bir açıklama gelecek ama bugün Abdülkadir Selvi gitmeden önce dedi ya çok sayıda parçalanmış e, Hastalık da başlamıştı. Cenazelerin yani cenazeleri oldu. özellikle toplayamıyorlar akşamki, akşamki saldırıda. Yani cenazeleri alamadıkları için bir de parçalanmış cesetler e, tam bir orta çağ karanlığından daha derin, daha karanlık belki ilk çağ Karanlığı kadar karanlık bir vahşet yaşanıyordu. Şöyle güzelim yer, evet eski bir fotoğraf ama e, Gazze'den eski bir fotoğraf. Hocam bu fotoğrafı arkadaşlarım şimdi yansıttı. Şu güzelim yer, Evet. şu an evet. enkazda dönmüş Eminim bu insanların çoğu yaşamıyordur şu an. Ölmüşlerdir yani. Burayı bize anlatabilir misiniz peki? Vallahi hocam? bir şey söyleyeyim ben bu buralarda sanki Mersin, Mersin sahilinde geziyorum gibi hissettim kendimi. Bizim gittiniz e, işte, de o tabi, tabi, Yani bizim Akdeniz kıyılarında özellikle de böyle İskenderun'dan Mersin'den o civardan Adana'dan başına o sahillere bakın. Burayı çok böyle Mersin sahiline, Beyrut da çok benzer buraya. Beyrut'un sahili de böyledir. Hı hı. E, ya burada insanlarda yaşama sevinci vardı. O kadar güzel bir coğrafya ki dediğim gibi, akşamları çok şey olur böyle canlı neşeli bir yer olur burası. Her türlü e, sıkıntıya rağmen, yaşadıkları ambargoya rağmen, her şeye rağmen bu deniz onların onların hayatı açıldıkları bir yerdi. E, gelip herkes burada nefes alırdı. Ben e, bilmiyorum yani e, şu an çok benim etkilenmiştim. Anladığım ya. kadarıyla hocam özellikle bölgeden edindiğim şeye bilgiler doğrultusunda söyleyeceğim. Denizden de bir bombardımanın yapıldığı söyleniyor. Oldu. E, şu hattın şuradaki binaların çünkü o bazen oradan da canlı görüntüler geliyor ya tamamen enkaza döndüğü şu şeridin ve sahil hattının. Oradan işte savaş gemileri. biraz görüntü. evvel gösterdiğiniz Ateşi, fotoğrafta savaş. bu binalar Yarısı gitmiş yani. Değil mi? o Öncesi sonrasında. Tabii, tabii. Bir daha verir misiniz öncesi sonrasını dostlar? Yalnız tabii her ne kadar denizden bombalama yapsalar da denizden bir e, asker çıkarmaları çok zor. Yok. O, o e, intihar olur İsrail için. Evet. evet. O, Şimdi e, birkaç... Kare sonra, fotoğraf sonra gelecek o sahil hattı da var çünkü. Evet. Bu bak. sonrasında, bakın dikkat edin, bunda değil ama diğerinde. Ay çok acı ya, çok Hı. acı bir haber daha geldi. Ee, Türk kızılayı Gazze için acil çağrı. Üzülerek belirtmeliyiz ki Gazze'de görev yapan Yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanlarıyla ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir demiş. Kızılay'dan geldi bu açıklama. Üzülerek belirtmeliyiz ki Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz diyor Kızılay. Bu e, kabul edilen e, ve İsrail'in reddettiği e, ateşkes çağrısıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun karar 126. bugüne kadar 126. karar. Şu kızı... Hiçbirine uymadılar. Evet. E, daha önce de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 300'e yakın karar çıktı ve hiçbirini tanımadı e, şey İsrail. Yani e, zaten dedik ya gazetecilerden bölgedekilerden haber alınamıyor internet kesildi iletişim sağlanamıyor. Bir El Cezire'nin muhabiri yayın yapıyordu. Ee, sonra e, bir daha çıktı mı, yayında mı bilmiyorum ama El Cezire muhabirinin bizim sağ olsun Mehmet çevirdi. Kızılay'a ulaşalım mı? Gökhan ister misiniz bir e, ben bir tabii geç oldu saat ama Evet. Peki, peki, peki. Peki. Şimdi Diyor ki o gazeteci arkadaş e, şeydeki Gazze'deki daha ön, daha önce şimdiye kadar böyle bir bombardıman görmedik savaş başladığından beri diyor bu akşam 18'den şu saate kadar aralıksız az önce sesini de duydunuz bombardımanın sesini duydunuz. İşte burada ee, bakın. Hocam bu Kızılay meselesi hakkında yorumunuzu almak ben istiyorum. Ben Kızılay'dan önce şunu söyleyip Kızılay'ı söyleyeyim. Bu da gösteriyor ki hep kara harekatı oldu mu olmadı mı dikkat çekip tartıştırıyor. Hı. Ama bombardımanlarla yerle bir ediyor. Yani esas evet. e, Eray Bey de askeri açıdan diyor ya mesela sahilden çıkmak tehlikelidir, şuradan şöyle yapmak tehlikelidir. O nedenle hep bombardımanlarla, roketlerle bu işi idare edecek. Bence askeri oraya sokmuyor. Hele salgın olma olasılığı varsa. Var, var Sayın Bakanım kesinlikle tabii, var. Tabii hayır o salgından kendileri de Kendileri de etkilendiler. Yani şu olabilir Hızılay, mi Sayın Bakanım? için içinde şöyle söyleyeyim. Size sorayım ben de. Tam tabii, bu noktada. Tabii. Yani sanki böyle bütün her şeyi kesip bütün böyle hastalıktı, bombalardı, bir süre sonra başka söylemek istemiyorum başka başka tehlikelerdi. Yani Burayı içten içe çökertmek mi acaba bir anlamda e, amaç? E, yani gerçekten hani in, hamasız kurşunla değil de insani dramla mı, e, hastalıkla mı e, yok etmeyi falan düşünüyorlar? Gerçekten bu kadar e, vicdansız, acımasız olabilirler mi? Bilemiyorum yani. Şimdi Kızılay için de e, şöyle belirtmek istiyorum düşüncemi. Her şeyden evvel Kızılay buradaki e, gönderdiği ekibiyle korkusuz bir şekilde insani yardımdan yana olduğunu ve bu konuda o çalışan arkadaşları da Allah yardımcıları olsun. inşallah İnşallah hiçbir şey olmasın. İnşallah Onların korkusuzluğunu ortaya koyuyor. Bu da gösteriyor ki bize Türkiye, Türkiye'de kurulan ta atalarımızdan devraldığımız kurumlar insani yardımlaşma ve dayanışma konusundaki daha kaybetmemişler ve kaybetmezler inşallah. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız kararın bugün alınıp ertesi gün oylandığı, teklifin yapıldığı bugün de nice yüzyıllara diyelim ve evet, o, özellikle Kızılay'daki arkadaşlarımızın da çok acil iletişim kurulmalarını dilerim. Evet. Arkadaşlarım ekrana da yansıtıyorlar. Ee, tekrar Kızılay'dan gelen e, açıklama üzülerek belirtmeliyiz ki Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Gene Ya abi. çok acı ya. Yani bakın her dakika, dakikada bir yani binlerce kişi şu an bu görüntüleri canlı canlı izliyor ee, YouTube'un karşısına geçmiş izliyor insanlar. Dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. Duyuyorsun değil mi? Yalnız bunlar şey yalnız bu ikinci o tık tık denen var ya Hocam, onlar şey ya. onlar yalnız çatışma olduğunu gösteriyor. Hülya Hanım. Evet bunlar çatışma sesleri. Hocam top atmıyor mu, bu top. Biraz öncekiler top sesiydi. İki iki farklı ses var orada. Hocam bunlar bu gece yani bu bu kadar eğer bu bom bombar evet, evet bunlar bunlar kadar sürerse taş bunlar şey, taş kalmaz ya. Deminkiler şeydi yani çatışma sesleriydi. Zifiri karanlık. En ufak bir ışık yok. Bu neresi bu şey? E, heh, bu işte bomba sesiydi. Bu nereden e, yayın efendim? Yer olarak. Şöyle bir ışık. Şey e, çeksene lütfen. Bakın bu sesler çatışma sesleri. Karşılık var. Hocam yani ilk çıkanlar çıkış sesi ikinciler vuruş sesi. Ya çok acı ya yani daha önce böyle bir gece yaşanmadı. Özür diliyorum yani, tekrar sorayım burası bu nereden çıktı? Linkini çekiyor? miyim? Gazze'nin neresinde bu? Hocam sadece Gazze yazıyor. Sadece gaz. Şimdi üç kamera açılmış. Yani bir e, Gazze sınırı var, e, bir evet iki açı var. Gazze sınırı, bir de Gazzenin içi. Bu hangisi? Ama yani kuzey mi? Ga Gazze şehrinin Cenin sınır kapısının hemen birkaç kilometre altı. şey. E, ama, Hamas muhtemelen bu evet. e, küçük silah sesleri, Hamas'ın karşılıkları efendim. Hocam benim kulağıma gelmedi, hep böyle. Te çatışma tecrübeniz olması lazım bunun için. Yani gelen silah, e, şey gelen mermiyle giden mermi sesini ayırmanız lazım. Bu, bu da mı canlı? Bunun sesi var mı peki? AP'den gelen görüntüler, canlı görüntüler. Yani felaket kapattı mı AP görüntüyü? AP kendisi yayından çıktı, doğru mu? Tamam. Ya zaten görün Yine evet. verdiler diyorsun Az önce muhtemelen gösterdiğim Görüntüydü hocam Bu işte bombalama Bakın üstüne de şey atıyor ben, e, Aydınlatma fişekleri canlı atıyor Canlı mı yoksa başa mı sardılar acaba görüntüyü O çok, çok Evet Uçak muhtemelen uçak yani Omac 84 dediğimiz şeyleri kullanıyor. Hocam böyle bir şey yok, aralık vermiyor ya. Sesleri duyuyor musunuz? Aralık vermiyor. Bu nasıl bir bu nasıl bir gece ya? Yani şimdi anlatıyoruz, şöyle oldu, böyle oldu ama. Al dünyanın şu an gözü önünde katliam, evet. Bunlar katliam şey, yaşanıyor ya. Yani. demir kubbe. Bunlar eski görüntüler yani. Dün galiba Tel Aviv'e yapılan, yok Tel Aviv'e mi? Evet Tel Aviv'e atılan e, roketlerin imha görüntüleri. Bunlar da bu akşamın değil mi? Akşam hava karardıktan sonra. Evet evet evet. Ee, Gazze'de akşam hava karardıktan sonra çok yoğun bir bombardıman başladı. O yoğun e, bombardımanın ilk görüntüleriydi bunlar. Şu anda da Gazze zifiri karanlık altında 2 milyondan fazla insan çaresizce e, orada hastanelere sığınmış durumda insanlar şu an Dünyanın gözü önünde katliam yaşanıyor. Peş peşe seslene şu ekranı size göstersem bile simsiyah görüntü. Simsiyah. Aralık yok. Yani o atılan seslerde duyuyorsunuz zaten. Aralık yok sürekli peş peşe. Kızılaydan az önce bir açıklama geldi. Türk Kızılayı bölgedeki ekibimize ulaşamıyoruz dediler. E zaten Fulya Hanım yani e, Demir. Yani iletişim yok, internet yok. <laughs> Şimdi bu görüntüler. Elektrik yok yoğun bir bombardıman var. Son cümlenizi Tabii alayım. bu görüntülerin e, açıklaması şöyle. Bu operasyonun adı Demir Kılıçlar Operasyonu. Demir Kılıçlar Operasyonu İsrail İsrail, İsrail Savunma Bakanlığı'nın çeyinde e, de şöyle Hı. açıklandı. E, görülmemiş şiddette olacak, görülmemiş vahşette olacak, sivillere de acınmayacak... Sivil kayıplar göze alınacak. Da Dolayısıyla Öyle Demir mi? Kılıçlar Operasyonu Bunlar yapıyorlar, da yapıyorlar, ondan, ondan sonra kendilerine ha. insan diyorlar evet. yani. Bununla övünüyorlar. Evet. Görülmemiş katya'mla ya, evet. böyle manşetler atıp bununla da övünüyorlar. Kaç bin tane hala enkazın altında binlerce insanlar, teşhis edilemeyen cenazeler var. O çocuklar ölmeden ellerine yazı yazıyorlar ki hani evet. ölürsen bir yerde kaybolursan bulunurum belki falan diye yani cenazem. Yani resmen ne yaşıyoruz? Dünya nereye gidiyor? Çocuklar ölüm için sığınıyorlar. Allah giriyor. sonumuzu Hı. hayretsin gerçekten. Ee, özel yayın devam edecek. Ee, Samet Güner konuklarıyla beraber canlı yayınımız devam edecek efendim. Ekran başından ayrılmayın.